İyi akşamlar. Ekodinamiğe hoş geldiniz. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Bu akşamki yayınımızda sosyal güvenlik dünyasındaki gelişmeleri masaya yatıracağız. Özellikle de tarihin en geniş kapsamlı yapılandırmasını içeren yasal düzenlemenin neler getirdiğini masaya yatırırken yeni bir pencere açacağız aynı zamanda. Özellikle de yüksek çıkan enflasyonun ve emekli maaşları üzerindeki etkisini de değerlendireceğiz. Program konuğumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Mustafa Yılmaz, SGK Bursa İl Müdürü. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İsterseniz sıcak gündemle başlayalım. Haftanın önemli gündemlerinden biri son 14 yılın en yüksek enflasyon rakamıydı. Bunun da tabii ki ilk 6 ay neticesinde maaşlara etkisi var. Zam beklentileri de şekillenmiş oldu böylece baktığımızda. Tabii ki emekliler özellikle bu beklenti içinde. Son enflasyon rakamlarını maaşlara yansıttığınızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Emeklilerimize iki şekilde enflasyonla ilgili olarak zamları yansıtıyoruz. Malumunuz olduğu üzere emekli sandığı emeklileri, yani 4C emeklileri toplu sözleşme hükümlerine göre anlaşılan zam oranlarına ilave olarak da enflasyon farkı almaktadırlar. Bununla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri dediğimiz emeklilerimiz ise doğrudan doğruya enflasyon oranlarına göre zamlarını almaktadırlar. 2018 yılı Ocak ayı içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerimize 5.69 tutarında ilk zamlarını yansıtmıştık. İkincisi de Temmuz ayı itibariyle gerçekleşti. Mevcut koşullara göre de yeni oranlar belirlenmiş oldu. İlk 6 aylık gerçekleşen zam oranlarına göre SSK ve Bağkur emeklilerimize 9.17, emekli sandığı emeklilerimize de 8.67 oranında bir zam öngörülmektedir. Yani kısacası yüksek enflasyon yüksek bir zammı da gündeme getirmiş durumda. İlk 6 ayın ardından özellikle eriyen gelirleri yerine getirmek üzere. Tabii ki enflasyonun çok yüksek seyretmemesi belki ülkenin geneli adına daha olumlu bir tablo ama hiç olmazsa bu yansıtılıyor ve yansıtılmaya da devam edecek zannediyorum, değil mi? Emeklilerimizin enflasyon karşısında maaşlarının erimesinin önüne geçilmesi için alınmış bir tedbir. Bu anlamda da onların mağduriyetlerini gidermek adına uygulama yerinde gibi görünüyor. Evet, şimdi isterseniz çok geniş kitleleri ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alanı kapsamına giren bir yapılandırma söz konusu. Aslında kamu alacaklarına dönüp çok geniş bir yapılandırma var ama özellikle sizin sahanız tabii ki ayrıcalıklı. Çünkü 7'den 70'e herkesi siz kapsamaktasınız Sosyal Güvenlik Kurumu olarak. Bu çerçevede size dönük yasal düzenlemenin ana kapsamını ve kabaca neleri getirdiğini özetleyebilir misiniz? Evet, 18 Mayıs 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 7143 sayılı yasa ile birlikte sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi birçok kamu kurum ve kuruluşların alacakları yapılandırma programı içerisine alınmış oldu. Bu kamu kurum ve kuruluşların içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu da yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun az önce de ifade ettiğiniz gibi sadece bir kesimi ilgilendiren bir alacağı söz konusu değildir. İşverenlerimizi ilgilendiren, Bağkur primi yatıran vatandaşlarımızı ilgilendiren, genel sağlık sigortası primi yatırmak zorunda olan vatandaşlarımızı ilgilendiren, isteğe bağlıdan tutun Tarım Bağkur'a ek 5 dediğimiz, ek 6 dediğimiz ilave şekilde istihdam modelleriyle getirilen sigortalılık kapsamındaki tüm sigortalılarımızın primlerini yapılandırma kapsamına dahil ettik. Sadece primler mi? Hayır, aynı zamanda idari para cezası uygulanan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin de bu ödemeleri gereken tutarları yapılandırma kapsamına dahil etmiş olduk. Bununla birlikte daha önceki yapılandırma kapsamında yer almayan bu yapılandırmaya ilave olarak dahil edilmiş iki ayrı alacak türümüz de yer aldı, değerlendirilmiş oldu. Nelerdir bunlar? En önemlilerden birisi rücu alacaklar dediğimiz. Rücu alacağı da işverenimiz bir yanında çalıştırdığı işçilerin iş kazası geçirmesi neticesinde kendi kusur ve kabahatinden dolayı kendisine bir borç çıkarılmış ise bu rücu alacakları da bu anlamda onların yapılandırma kapsamına dahil edip kolaylıkla ödemelerini sağlamak amacıyla çıkarılmış bir düzenleme. En son olarak da daha önceki yapılandırmalarda olmayan yine bu yapılandırmaya ilave olarak eklenen fark işçilik hesaplaması dediğimiz özel bina inşaatı veya ihaleli işlerde
Bildirilen işçiliğin eksik olması neticesinde ortaya çıkan bir farklı işçilik hesaplamamız var. Bunu tamamını bir defada isteyip tahsil ediyor idik. Bununla birlikte 31 Mart 2018 öncesinde bitirilmiş olan ihaleli işlerle özel bina inşaatlarında fark işçilikleri bu yasa kapsamında değerlendirilmiş oldu. Kapsama özellikle vurgulanmak gereken önemli bir husus var. Dönem itibariyle bakmamız gerekiyor. Dönem itibariyle de 31 Mart 2018 öncesinde tahakkuk etmiş ve 18 Mayıs itibariyle de ödenmemiş prim borçlarını kapsıyor. Yani burada bir miladımız var netice itibariyle 31 Mart 2018 tarihinin öncesinde tahakkuk etmiş prim borçlarıyla az önceki saydığımız borçları kapsıyor. O kapsamdaki borçların tamamını yapılandırma kapsamında değerlendiriyoruz. Tabii genel sağlık sigortası ile ilgili de bazı düzenlemeler var bildiğim kadarıyla. Onları da detaylandıracağız ama isterseniz bu tarihin en geniş kapsamlı affı tırnak içerisinde, pek kamu çalışanları af kelimesini sevmez ama netice itibariyle böyle bir durumda var, ama devlete olan ana borç affedilmiyor bildiğim kadarıyla. Birikmiş olan faiz yükünün belli bir kolaylıkla ödenmesi söz konusu. İsterseniz yavaş yavaş bu prim yüküyle başlayarak gerçek anlamda ne tür bir kolaylık getirildi onu anlatır mısınız? Şimdi sosyal güvenlik primlerinin tahsilini kolaylaştırmak ve takibini daha iyi yapabilmek amacıyla zamanında ödenmeye ilişkin bir kolaylığımız var. %5 prim indirimi dediğimiz. %5 prim indirimini elde etmek için işverenlerimiz ve bağkurlarımız düzenli olarak her ayın primini takip eden ay içerisinde öderler ise yaklaşık %15'e yakın bir avantaj elde etmiş oluyorlar. Bu süre içerisinde ödeyemezler ise bu kez o %5'lik indirimi kaybettikleri gibi ilave olarak gecikme zammı ve gecikme farkı cezası tahakkuk ettiriyoruz. İki uygulama birden üst üste geldiği için bu kez beklenenden daha fazla bir borç oluşmaya başlıyor. Bu iki uygulamanın üst üste gelmesinden dolayı da uzun süre ödenmeyen primler biraz fazla miktarda borca dönüşebiliyor. Burada yapılandırmanın temel mantığı da bu iki cezalandırmanın, iki uygulamanın daha hafif bir şekilde yurt içi üretici fiyat endeksine göre endekslenerek kolaylaştırılması ve ödemesi şeklinde dönüştürülmesini ifade ediyor. Ne gibi bir uygulamamız var? Bugüne kadarki ana para uygulamasının prim aslının üzerindeki gecikme cezası ve gecikme zammının silinerek yurt içi üretici fiyat endeksine göre güncellenen bir rakam buluyoruz. Bunun da peşin ödemelerde %90'ını siliyoruz. Yani burada esas kriterimiz bugüne kadarki uygulanan gecikme zammı, gecikme cezası uygulamasından arındırarak yurt içi üretici fiyat endeksine göre bir hesaplama yapıyoruz. Önemli ölçüde bir farklılık meydana gelmiş oluyor. Yani neticede birikmiş olan faiz borcu yükü eski sistemle değil, yeni bir sistemle yeniden yapılandırılıyor, taksitlendiriliyor. Sistemin özü bu netice itibariyle, ama üretici fiyat endeksi dikkate alınarak, ama ne yazık ki bugünlerde çok yüksek seyreden bir üfemiz var, yurt içi üfe. Ancak yine de olanaklar yüksek anladığım kadarıyla. Biraz daha detaya girebilirsek, eğer örneksel anlamda da baktığımızda bu birikmiş olan borcun peşin ödenmesi halinde önemli bir kısmı gidiyor. %50'si ödenirse veya taksitlendirilirse farklılıklar nasıl oluşacak? Evet, bugünkü dönemde son birkaç ay içerisindeki meydana gelen enflasyon oranları bizim bu yapılandırmayı etkilemiyor. Daha doğrusu üretici fiyat endeksinin son bir yılda Mayıs ayına kadarki oranı 0,35 sabit tutarda hesaplandığı için yaklaşık 2017 yılından bugüne kadarki üretici fiyat endeksimiz sabitlenmiş oldu. O anlamda daha önceki dönemlere ilişkin tefettüfe ve üretici fiyat endeksi bizim bu hesaplama yöntemimizdeki ana kalemleri oluşturuyor. Bu sadece üretici fiyat endeksi ile güncellenen miktar peşin ödendiği takdirde %90 oranında bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Ne şekilde bir ödeme söz konusu olacak? Çalışanımız vade farkları ödemeyi kabul edip taksitli seçeneği seçer ise farklı vade farkları seçeneklerimiz bulunuyor. Bunlar 6, 9, 12 ve 18 genel olarak uyguladığımız vade farkları. Bu taksit seçeneklerinden birini seçtiğinde ona göre güncelleme katsayısıyla oluşan toplam tutarı tekrar vadelendirmiş oluyoruz. Ama bizim özellikle üzerinde durduğumuz ve vurgulamak istediğimiz en önemli husus peşin ödemelerde bu vade farkı üzerine eklenmeyeceği için ve yurt içi üretici fiyat endeksinden gelen
toplam tutarın da %90'ı terkin edileceğinden dolayı ana paraya yakın bir tutarla bu borçlarını ödeme imkanlarını elde etmiş olacaklar. Özel sektörde bu anlamda gerçekten de sosyal güvenlik prim borçlarından dolayı gerek kendisine haciz işlemi uygulanmış, gerekse mevduatlarında bloke bulunan işverenlerimiz ve sigortalılarımız bu tür zorlukları ortadan kaldırmak adına bize başvurdukları takdirde kendilerinin talebine istinaden yapılandırmamızı yaptığımızda bu tür uygulanan haciz işlemlerine de kolaylıklar sağlayarak onların piyasada daha kolay hareket etmelerinin önünü açmış oluyoruz. Neticede elleri rahatlayacak yeni yatırım imkanları açısından. Tabii ki yani haciz işlemlerini biraz daha detaylandırırsak bir aracında yakalama veya haciz olmuş olabilir. Bir gayrimenkulünde borçlarından dolayı yakalama olabilir veya ihaleli bir işten dolayı hak edişlerine bloke konulmuş olabilir. Banka mevduatlarında onları bloke etmiş olabiliriz. Yapılandırmalar da bu anlamda başvurularını yaptıkları takdirde kendi durumlarına, borç miktarlarına göre nispeti oranınca bu haciz işlemlerini kaldırılarak ekonomik faaliyetlerine daha rahat bir şekilde yürütmelerine yardımcı olmuş olacağız. Peki baktığımızda ana hatlarıyla çizdiğiniz tablo hayli olumlu. Ciddi bir fırsat var. Evet. Tarihi bir fırsat diyebiliriz. Şu ana kadar olan ilgiyi değerlendirirsek nasıl? Gerçek anlamda tabii ki seçim süreci yaşandı, yaz tatilleri başladı vesaire. Ama elektronik ortamdaki başvuru fırsatı da herhalde bir kolaylıktır. Nasıl evet. ilgi? 1 Haziran itibariyle başvurularımızı almaya başladık. Az önce sizin de ifade ettiğiniz dönemler mali tatile ve seçim sürecine yansımasına rağmen biz ilk ay itibariyle beklediğimiz başvuru sayılarına ulaşmış durumdayız. Önemli bir kolaylık vatandaşlarımızın ve özellikle de mali müşavirlerimizin e-bildirge sistemi üzerinden işverenlerin başvurularını yapıyor olmaları. Yani ilgili dosyanın bulunduğu merkez müdürlüğümüze veya il müdürlüğümüze şahsen müracaat etmelerine gerek yok. E-Devlet üzerinden veya e-bildirge üzerinden başvurularını alabiliyoruz. Hedeflediğimiz rakamları ilk ay itibariyle aşmış durumdayız. Süreç tamamlandığında da borçlarımızın tamamına ulaşmış olacağımızı tahmin ediyoruz. Yani Bursalılar özellikle sosyal güvenlik alanında genelde borçlarına sadık görünüyor. Netice evet. itibariyle sonradan yapılandırmış olsa da anladığım kadarıyla bayağı umut varsınız bu tabloda. Sunulan imkanın bir tür parasal örnek anlamında sunabileceğimiz örnek bir çalışma var mı? Örneğin baktığımızda 10 yıl öncesinin birikmiş borcu bugüne geldiğinde 10 bin liradan 100 bine mi çıkıyor? O birikimin ne kadarı devre dışı kalıyor? Böyle bir örneklem var mı? Evet. Birkaç tane örnek başvuru sırasında bizim de dikkatimizi çeken örnekleri inceleme fırsatı bulduk. Bunlarla ilgili örnekler verebiliriz. Dönemler itibariyle tabii ki farklı rakamlar ortaya çıkıyor ama biz birkaç tane örneği sırasıyla inceleyelim. Örneğin 99 yılında toplamda prim aslı 147 lira olan bir borcun bugüne kadar ödenmemiş olması durumunda gecikme zammı ve gecikme cezasıyla 4340 TL'ye ulaştığını görebiliyoruz. Yani 40 yani, katı bir artış. Evet yani demiş. Bu anlamda bu kadar bir borç ortaya çıkmış durumda. Eğer vatandaşımız, işverenimiz bu borcu yapılandırmak için bize müracaat eder ise peşin ödemek istediğinde bunu yurt içi üretici fiyat endeksine göre güncellediğimizde tutar 185 TL'ye düşüyor. Yani normalde 147 lira olan prim aslını 185 TL olarak ödeyebilecek. Baktığımızda 4340 TL'lik bir borç 185 TL'ye düşmüş olacak. Yıllar itibariyle çok eski bir döneme ait olduğu için bu biraz daha uç bir örnek oldu. Çok fazla bunu karşılaşmamız mümkün değil. Biraz daha yakın bir tarihe geldiğimizde ise 2005 yılına ait bir borcu dikkate aldığımızda 3438 TL'lik bir prim aslı borcu olduğunu ve gecikme zammı ile birlikte bunun 16600 TL'ye ulaştığını görebiliyoruz. Bu 16600 TL'yi başvurursa işverenimiz bunu peşin ödemede 3733 TL'ye düştüğünü görebiliyoruz. Yani 16 bin liradan 3700 liraya gibi bir rakama ulaşıyor. Tabii taksit avantajlarımız da var. Bunu taksitli seçmek isteyebilir. Bu kez 6 taksitte 6600 liraya, 9 taksitte 6900 liraya,
12 taksitte de 7060 liraya, 18 taksitte de 7349 lira şeklinde ödeme seçeneklerimiz mevcut. Görüldüğü üzere normalde yapılandırmadan başvuracak olsaydı 16 bin lira gibi bir borç ödeyecekken peşin ödemede 3733 lira gibi bir rakamla bunu kapatma imkanına erişmiş oldu. Bu da 2005 yılına ait bir primdi. 2014 yılına ait bir primi borcunu irdeleyecek olursak burada da 4735 liralık bir prim aslından bahsettiğimizde toplam ödemesi gereken tutarın 7554 TL'ye ulaştığını görebiliyoruz gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte. Peşin ödediği takdirde 4819 TL'ye, yani prim aslından sadece 180 lira ilave ile bunu kapatabilecek. Buradaki 180 lira ilavemiz de yurt içi üretici fiyat endeksinin güncellenmesi ve %90'ının terkin edilmesiyle ortaya çıkan %10'luk farkı ifade ediyor. Bu anlamda da bu şekilde örneklerle de ne kadar avantajlı olduğunu işverenlerimize ifade edebiliriz. Çok net bir avantaj paylaştığınız örnekler, özellikle eski tarihli olanlarda vahim bir durum var neticede. Evet. Çok da büyük bir olanak ortaya çıkmakta. Verdiğiniz örnekler çarpıcı. Burada tabii işverenler herhalde bunun takipçisi olacaktır ama daha küçük işverenler, Bağkurlular diyelim, aşağı doğru indiğimizde ekonomik skalada İşletmeler açısından biraz takibi de zor, ekonomik güçlükler var bir tarafta. Bağkurlular bu olanaktan yararlandıkça farklı ne tür fırsatlar yakalayabilecek? Evet, Bağkurlulara prim yapılandırmasıyla birlikte ilave iki hak daha düzenledik bu yeni yasayla birlikte. Ne gibi bir hak? Biri ihya, yani canlandırma dediğimiz hak. Diğeri de ödeme imkanı yoksa, prim gününe de ihtiyacı yoksa, primlerin askıya alınması düzenlemesi. Yani 3 düzenleme birden Bağkurlularımız için bu yapılandırma imkanı ile birlikte yürürlüğe girmiş oldu. Bağkurlumuz primlerine ihtiyacı var ve bu primlerinin ödediği takdirde de, borcunu kapattığı takdirde de emekli olma imkanına sahipse yapılandırmaya başvuracak. Az önceki işverenler için saydığımız avantajların tamamından faydalanıp peşin ödemede yine %90'ını sildiğimiz, gecikme zammının %90'ını sildiğimiz bir uygulamayla birlikte borcunu ödediğinde emekli olma hakkına sahip olmuş olacak. Ama sadece borçlarını ödediğinde emekli olma hakkına sahip değil, aynı zamanda daha önceki uygulamalarımızdan dolayı primlerini askıya aldırmış, yani vatandaşlarımız arasında primlerini sildirilenler için de bir canlandırma düzenlemesi getirildi. Teknik olarak ihya adını verdiğimiz bu düzenlemede de daha önceki ihya uygulamamızdan çok daha farklı ve avantajlı bir uygulama söz konusu. Vatandaşlarımızın anlayacağı şekilde ifade edecek olursak, daha önceki canlandırma uygulamalarımızda içerisinde bulunduğumuz takvim yılının asgari ücret tutarları dikkate alınarak canlandırılıyor idi. Bu kez çok uzun dönemleri canlandırdığımız takdirde de çok yüksek prim borçlarıyla karşı karşıya kalabildiklerinden ve bir ay içerisinde de ödemeleri gerektiğinden bu prim yüklerini ödeyemiyorlar idi. Bu kez yeni düzenleme ile birlikte canlandırdığımız dönemin asgari ücreti üzerinden canlandırma yaptığımız için daha önceki asgari ücretler 2000'li yıllarında, 2010 yıllarındaki geçerli olan asgari ücretlerin primler üzerinden canlandıracakları için çok daha düşük oranlarla borçlanıp bu günlerini kazanma ve elde etme hakkına ulaşmış oldular. Ne yapacaklar bu günlerini borçlanıp canlandırdıklarında? 9000 gün olan prim gün sayısının tamamlanması veya işte yaşı doldurmuş, günü eksik olan vatandaşlarımızın emeklilik hakkına ulaşmasındaki engellerin önünden kalkmış olacak. Böylelikle bu ihya ve yapılandırma işlemlerini tamamlayan Bağkurlarımız emekli olarak hem maaş elde etmeye başlayacaklar hem de sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklar. İkisinin birden önü açılmış olacak. Bu ihya ve yapılandırma ile ilgili yine Bağkurlarımıza önemli bir anlaşma gerçekleştirerek Ziraat Bankası'ndan protokol kapsamında kredi çekme imkanı getirmiş olduk. Bize başvurdukları takdirde emekli olabileceklerine dair yazı verdiğimizde Ziraat Bankası'na götürdüklerinde uygun faiz oranıyla, 1.28 faiz oranıyla ve uygun vade seçenekleriyle bu kredileri, borçlarını yatırma imkanı elde etmiş oldular. Böylelikle emekliliklerinin önündeki engeller kalkmış oldu. Yani Bağkurlar için çok yönlü bir fırsat tablosu var gördüğüm kadarıyla. Özellikle de emeklilik konusunda sıkıntı yaşayanlar için. Evet. Bu anlamda sağlık hizmeti alma açısından da tabii ki opsiyonlar dikkat çekici. Bu önemli bir fırsat, kaçmaması lazım. Sıkça tekrarlıyoruz ama zaman da azalıyor bir taraftan. Evet.
Biraz da başvuru süresi ve şeklini ben sormak istiyorum. Ne kadar vakit var önümüzde ve nasıl yapılıyor bu başvurular? Evet, meclisten 2 aylık bir başvuru süresi öngörülmüş. Yasanın yürürlüğü takip eden ay başından itibaren başladı bu. Yasada 18 Mayıs itibariyle resmi gazetede yayınlandığı için 1 Haziran itibariyle başvurularımızı almaya başladık. Yaklaşık bir 34 günlük başvuru sürecini tamamlamış olduk. Başvurumuzun son tarihi ise 31 Temmuz itibariyle sona erecek. 25 günlük bir süremiz hala devam ediyor. Bugüne kadarki ulaştığımız rakamlar başvuru sürecinin gayet iyi gideceğini ve olumlu bir şekilde neticeleneceğini düşünüyoruz. Bu anlamda işverenlerimizin ve bağkurlarımızın bu başvuru sürecini iyi değerlendirip mutlaka başvurularını yapmalarını istiyoruz. Başvuru yöntemlerimiz çok farklı, alternatiflerimiz var. Az önce de ifade ettik, işverenlerimiz için hiç kuruma gelmeden e-bildirge sistemiyle gerek mali müşavirlere gerekse insan kaynakları yöneticileri tarafından bu başvurular yapılabilir. Ben işverenlerimize ilave bir tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Bugün içerisinde mevcutta borçları görünmüyor olabilir. Ancak 2018 Mart öncesini ilgilendiren bir kapsama alanımız olduğu için o döneme ilişkin daha sonradan tahakkuk edecek bir idari para cezası veya fark işçilik ortaya çıkacak olursa başvuruları olduğu takdirde daha sonra da bu yapılandırmanın koşullarından zaman mefhumu olmaksızın faydalanma imkanını elde etmiş olacaklar. Yani 2018 öncesinde bitirilmiş bir özel bina inşaatının fark işçilik hesaplaması yapılıp kendisine tebliğ edilmemiş olsa dahi 6 ay sonra bir hesaplama yapılıp kendilerine tebliğ edildiğinde başvurusu varsa otomatik olarak bu yapılandırma şartlarından faydalanmış olacak. Yani biz işverenlerimize özellikle borcu olup olmadığına bakmaksızın mali müşavirleriyle görüşerek yapılandırma başvurularını süresi içerisinde yapmalarını arzu ediyoruz ki bu haklarından faydalanabilsinler. Peki burada az önce bazı örneklerde taksitlerden bahsetmiştiniz. Taksi sistemi nasıl işleyecek? Etkisi nasıl? Özellikle de ödeme kolaylığı açısından baktığımızda ve hani ödemeler kuruma mı gelinerek yapılacak, direkt internet üzerinden mi? Nasıl işliyor bu sistem? Evet, vatandaşlarımız mümkün olduğunca hizmet alırken normal faaliyetlerinin dışarısına çıkmasını istemiyoruz. Yani bir esnafımız işini bırakıp kuruma gelmesin istiyoruz. Ya da bir işverenimiz toplantısını yarıda kesip ben bu yapılandırma ile ilgili ne yapacağım diye bir çaba içerisine girmesin istiyoruz. Bizim hedefimiz mümkün olduğunca Sosyal Güvenlik Kurumu'na elektronik ortamda ulaşmalarını temin ediyoruz. Bunu sadece elektronik ortamda başvuruyu mu alıyoruz? Hayır. Aynı zamanda başvurularımızı aldıktan sonra da taksit ödeme seçenekleri veya peşin ödemelerle ilgili bilgilendirmeleri, tebligatları, her türlü kolaylığı elektronik ortamda da ulaşmalarını hedefliyoruz. Bu anlamda işverenlerimiz e-bildirge sistemiyle başvurularını yaptıkları takdirde kendilerine peşin seçeneği ortaya çıkarıldığında 31 Ağustos'a kadar yani başvurudan takip eden bir ay içerisinde peşin ödeme tutarının ödenmesi hususu bilgilendirme olarak kendilerine iletiliyor. Eğer taksitli seçeneği seçmişlerse bu kez ödeme planı hangi tarihlerde ne kadar ödeyeceklerine dair ödeme planı yine e-bildirge sistemi üzerinden online olarak görüntülenebiliyor. Ben e-bildirge sisteminden başvurmak istemiyorum. İlle de kağıt ortamında kuruma müracaat etmek istiyorum diyenlere de müracaatlarını aldıktan sonra neticelendirince başvuru formlarındaki adreslerine tebligatlarını gönderebiliyoruz. Bu anlamda da elektronik olarak başvurularını yapmalarını ve oradan takip etmelerini arzu ediyoruz. Bağkurlarımız açısından da benzer durum geçerli. E-Devlet üzerinden veya manuel olarak başvurabilirler. Başvurdukları takdirde de ödeme planlarını taksitli olarak kendilerine göndereceğiz. Tebligatını yapacağız. O ödeme planına göre yine taksitlerini ödeyebilecekler. Ama tebligat ulaşmadı veya herhangi bir şekilde alamadığını varsaydığımızda da yine mağdur olmamaları için biz taksitli seçeneklerde veya peşin seçeneklerde yapılandırmasını sonuçlandırır sonuçlandırmaz banka talimatlarını giriyoruz. E-Devlet üzerinden görüntüleyebilir veya oradan da görüntüleyemez ise bankaya gittiğinde yapılandırma borcumun ne kadar dediğinde oradan otomatik olarak tutar karşısına çıkacak ve oradan ödeyebilecek. Tabii bankaya da gitmesine gerek yok. Bu kez internet bankacılığı ve kredi kartıyla SGK.gov.tr üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Yani kurumumuza gelmeden her türlü başvuruyu alıp neticesini alıp taksitlendirmelerini yapabilecekler. Burada işverenlerimize ve sigortalılarımıza özellikle hatırlatmamız gereken önemli bir husus da taksitlendirmelerini ne şekilde yapmaları halinde yapılandırmaları bozulmaz. Bu hususta özellikle vurguluyorum. Eğer İsterseniz onu kısa bir aranın ardından tamam vurgulamakta olur. fayda var. Reklam sıramız gelmiş.
Ekodinamik reklamların ardından devam edecek. Sosyal güvenlik dünyasındaki gelişmeleri ve tarihin en geniş kapsamlı yapılandırmasını masaya yatırdığımız, değerlendirdiğimiz ekodinamik reklamların ardından devam ediyor. Program konuğumuz Sayın Mustafa Yılmaz, Bursa SGK İl Müdürü. Efendim ilk bölümde özellikle geniş kapsama dair vurgularınız önemliydi. Çok önemli örnekler paylaştınız. Geçmişe gittikçe çok ağır bir borç yükü ortaya çıkmakta, prim borçlarında özellikle ve çok inanılmaz da düşüş söz konusu, avantajlar var, ödeme kolaylıkları var. Yani yararlanmamak için açıkçası ne denebilir bilmiyorum. Ben bu fırsat kaçmamalı kısacası. Bu anlamda Bağkurlar için özellikle emekliliğe yakın olanlara ayrı fırsatlardan bahsettiniz. Ve özellikle taksit zamanı geldiğinde hangi taksit ne getirecek o uyarı yapmak üzereydiniz. Biz reklam arasına gittik. İsterseniz oradan devam edin. Sigortalılarımız ve işverenlerimiz peşin ödeme seçeneğini seçmişler ise peşin ödeme süresinin kaçırılmaması önemli. Taksit süremizle birlikte peşin ödemenin de ilk ödemesinin 31 Ağustos olduğunu özellikle vurgulayalım. Peşin ödeme seçeneği seçenler 31 Ağustos'a kadar eksiksiz bir şekilde primlerini, borçlarını öderler ise hakların tamamını elde etmiş olacaklar. Bu yapılandırmanın tüm avantajlarından faydalanacaklar. Bununla birlikte peşin ödeme seçeneği seçmeyip taksitli seçeneklerden birini seçenler için özellikle vurgulamamız gereken iki önemli husus var. Bunlardan birincisi, bu yapılandırmada ve önceki yapılandırmalarımızda da geçerli olan en önemli kuralımızın biri ilk iki taksitin kesinlikle ödenmiş olması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? 6 taksitli veya 12 taksitli seçen bir işverenimiz ilk iki taksitten birini aksattığı takdirde bu yapılandırmanın avantajlarını kaybedecek. Bu açıdan ilk taksit ödenme süresinde ve ikinci taksitin ödenme süresinde bu hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. 31 Ağustos ilk taksitin ödenme süresi, 31 Ekim'de ikinci taksitin ödenme süresi. Bununla birlikte dikkat etmeleri gereken ikinci önemli husus da bir takvim yılı içerisinde iki taksitin den daha fazla aksatmamaları gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? 2019 yılını ele aldığımızda bir 18 taksitli bir yapılandırmada 2018 yılındaki taksitlerin ödediğini, 2019 yılında da en fazla iki taksiti ödememe şansının bulunduğunu, iki taksitten daha fazla ödemez ise bu yapılandırmanın avantajlarından mahrum kalacağını bilmelerinde fayda var. Yani burada net bir bozulma söz konusu. İki kez ödenmediği takdirde bir yıl içerisindeki dönemde. İki kez ödenmediğinde herhangi bir sorunumuz yok. Üçüncü sirayet ederse maalesef bozuluyor. Bu az önceki saydığımız avantajların tamamı iptal oluyor ve eski borç durumuna dönüşüyor. Yüklü ödediği tutarları kadar tekrar gelecek. Evet. Aman ikiyi aşmayın diyoruz. Aynen. Biz o iki hakkını mümkün olduğunca çok zorda kalmadıkları müddetçe kullanmamalarını arzu ediyoruz. Cari dönem ödemelerine de dikkat etmeleri gerekiyor. Çok zor durum hali olmadığı müddetçe cari dönem ödemelerinde de bir takvim yılında yine iki taksitin aksatılmaması gerekiyor. Ama bu peşin ödemede de büyük avantaj var aslında. Bu taksitlere de bırakmamak herhalde daha faydalı olur. Şimdi 6736 ve 7020 sayılı yapılandırmalar geçen iki yıl boyunca çıkmış yapılandırmalardı. Onların taksitleri hala devam ediyor. Bir de üstüne 7143 ile bir taksit imkanı ulaşırsa üçünü birlikte takip edip bir de cari dönem borçlarını ödemek işverenlerimiz açısından sıkıntılı olabilir. Eğer geçmiş dönemdeki yapılandırmalara devam ediyor ise o kalan taksitlerin de bu yapılandırmaya dahil edip avantajlı bir şekilde peşin ödeme kapsamını alabiliriz. Bu hususta da yine kalan taksitlerin peşin ödenmesi seçeneği seçilirse aynı avantajlar onlar için de geçerli olduğunu belirtelim. Birden çok taksit veya ödeme zorluğunu yaşamaktansa peşin ödeme avantajından faydalanıp hepsini bir arada kapatmaları en makul yöntem şeklinde görebiliriz. Evet, bu uyarı önemli bir uyarıydı. İsterseniz bir de daha geniş kitleleri ilgilendiren, bazen de farkında olunmadan borçluluk durumunun oluştuğu bir söz konusu tablo var. Genel sağlık sigortası. Genel sağlık sigortasındaki yeni düzenlemeler karşımıza neyi çıkarıyor bu yapılandırma kapsamında? Evet.
2017 yılında 6824 sayılı yasayla birlikte genel sağlık sigortalıların prim sistemini üçlü prim sistemine, tekli prim sistemine dönüştürdük. Bu ne anlama geliyor? Gelir durumuna göre kişinin asgari ücretin katlarına veya işte birinden az olup olmadığına göre bir prim sistemi belirlemiş idik. Eğer kişi çalışmıyor ise boşta geçen sürelerinde sağlıktan mahrum kalmaması adına gelir durumuna göre bir prim tahakkuk ettirerek onun sağlıktan faydalanmasını sağlıyorduk. Burada uygulamada kişilerin almış oldukları hizmet karşılığında tekli prim sistemine geçilmesi daha makul olduğu karar verildi ve bir yasal düzenleme öngörüldü. Buna göre asgari ücretin üçte birinden daha az bir gelire sahip olan vatandaşımız hiç prim ödemeden yani primlerini devlet ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı elde etmiş oldu. Asgari ücretin üçte birinden daha fazla bir gelire sahip ise ne kadar olduğu önemli değil. Kişi çalışmıyorsa veya emekli aylığı almıyorsa bu kez 60,89 TL aylık prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden sınırsız bir şekilde yararlanma imkanı getirilmiş oldu. Bu anlamda vatandaşlarımız tabii uygulamaya yeni geçildiği için, genel sağlık sigortası kavramı hayatımıza son birkaç yıl içerisinde uygulandığı için çok fazla haberdar olamadılar veya bilgi sahibi olamadılar. Çalışan bir kişinin ne kadar süre sonra genel sağlık sigortasından dolayı prim ödemesi gerektiği bilgisini tam anlamıyla vatandaşımıza ulaştıramadık. Bu anlamda da yeni yeni öğreniliyor ve bilgi sahibi olunuyor. Burada da haliyle vatandaşlarımız farkında olamadıklarından veya önemsemediklerinden dolayı primlerini ödemediler. Bir birikme söz konusu oldu. Burada sağlıktan yararlanamama durumlarını ortaya çıkarmıştı. Bu yeni yasayla birlikte bir düzenleme getirildi ve primlerini 31.12.2018 tarihine kadar herhangi bir gecikme zammı ve gecikme cezası olmaksızın ödeme imkanına ulaşmış oldular. Geçmiş dönem borçlarını bu şekilde kolaylıkla o tarihe kadar istedikleri taksit veya peşin seçeneğini seçerek ödeyebilecekler. Sadece prim borcu tahakkuk etmiş olanlar için geçerli bir durum mu? Hayır, aynı zamanda gelir testine gitmemiş ve hiç prim tahakkuku yapılmamış olanlar için de bir süre uzatımı söz konusu oldu. 30.11.2018 tarihine kadar gelir testini yapıp çıkacak sonuca göre eğer prim tahakkuku ederse onlar da aynı koşullarda bu genel sağlık sigortası primlerini ödeyerek bu haklarından faydalanmış olacaklar. Biz özellikle şunu istirham ediyoruz vatandaşlarımızdan. Biz her halükarda tebligatlarını gönderiyoruz. E-Devlet'e bilgilendirme notlarını düşüyoruz ama kişi boşta kaldığı sürelerinde genel sağlık sigortası prim ödeme zorunluluğunun olduğunu bilmesinde fayda var ve takip etmesi kendisi açısından avantajlıdır. Hayatta olduğu sürece bu konu önemli, takip Evet. etmekte fayda var. İsterseniz yapılandırmayı burada size anahtarlarıyla, fırsatlarıyla, net biçimde uyarılarıyla gündeme getirdiğiniz son dakikalara girmişken biraz da işverenlerin faydalandıkları destekler de söz konusu. Özellikle de tabii ki bu borçları da devre dışı kaldıkça daha da çok faydalanabilecekler. Bunlardan bir kısaca bahsedebilir misiniz? Neler var gündemde? Teşvik düzenlememiz 7103 sayılı yasayla 2018 yılı için çok daha farklı şekillerde düzenlenerek çalışma hayatına kazandırıldı. Akabinde böyle bir yapılandırmanın işverenlerimize ve sigortalılarımıza sunulmuş olması teşviklerden daha fazla faydalanma imkanını ortaya çıkardı. Yapılandırmasını yapıp düzenli ödeyenler veya peşin ödeme seçeneğini kullanarak prim borçlarını ortadan kaldıranlar mevcutta uygulamada olan yaklaşık 14 farklı teşvik uygulamasından yararlanabilecekler. 2018 yılı içerisinde yürürlüğe giren en önemli teşvik uygulamalarımız ise daha önceki uygulamalara benzer şekilde ilave istihdam teşviğimiz ve bir senden bir benden teşviğimiz yürürlüğe girdi. Özellikle esnaflarımızı ilgilendiren bir senden bir benden teşviği ücretlerin de teşviğe dahil edilmesi yönüyle bugüne kadarki uygulanan teşviklerden çok daha farklı bir noktaya gelmiş oldu. 2 ve daha 3 ve daha az çalışan olan esnaflarımız imalat sektöründe ise bu teşviklerden faydalandıklarında bir aylık çalışanların primlerini, ücretlerini ve vergilerini devlet ödeyecek. Bir ay kendileri ödeyecek. Toplamda da 12 ayın 6 ayı kendisi, 6 ayı devlet tarafından ödenerek yaklaşık 32-33 bin liralık bir kendilerine destek sağlanmış olacak. Sadece esnaflarımıza yönelik bir teşvik uygulamamız var. Hayır, aynı zamanda tüm işverenlerimizi ilave istihdam sağlamaları halinde desteklediğimiz bir teşvik uygulamamız da yine 7103 sayılı yasayla yürürlüğe girdi ve uygulamaya başlandı. Bu anlamda bilişim sektöründe olanlar ile çalışanlar açısından da kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık yapıldı. İşverenler yönüyle
imalat ve bilişim sektöründekilere asgari ücret üzerinden değil, ödenen gerçek ücret üzerinden daha yüksek primlerle teşvik sağlanması imkanı getirilmiş oldu. İlave olarak işe alınan çalışanlar yönünden de engelliler ve kadınlarda da herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın bu kişilerin ilave istihdam olarak kabul edilmesi sağlanmış oldu. 2017 yılındaki çalıştırdığı işçi sayısı ortalamasına 2018 yılı 1 Ocak itibariyle almış olduğu her yeni işçiden dolayı bu teşvikten faydalanabilecek ve asgari ücretin primlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak. Böylelikle büyük bir prim yükü de işverenlerimizin üzerinden alınmış oldu. Evet, hayli hızlı saydınız ama çok farklı değişik destekler var. Yakın takip şart bu anlamda. Böylece ekonomik yük azalmış olacak. İşverenimizin sırtında daha çok insan çalıştırabilecekler. Bu da önemli bir gelişme şüphesiz ve SGK faaliyetleri de özellikle elektronik dünyada çok daha hızlı gidiyor. Onu soracaktım ama süremiz sonlanmak üzere. Yalnız az önce yapılandırmada kullandığınız ifadeler bize gerçekten çok büyük kolaylıkların da sağlandığını gösteriyor. Biz daha da azalmasını istiyoruz bürokrasinin neticede. Evet. Süremizin sonuna geldik. Sayın Yılmaz, katılımımızdan ve verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Ekodinamik'in bu haftalık sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.